Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Demlik kapağı ile ne zamandır ertelemiş olduğum halımı sileceğim. Gerçekten çok kirlenmişti ve açık renk olduğu için üzerindeki lekeler bayağı bir belli oluyordu. Şimdi bir tane kova ihtiyacım var. Kovada e, birazcık soğuk su, birazcık da sıcak su ekledim. Şimdi ben arkadaşlar e, sabun kullanıyorum. Böyle bir avuç kadar rendelemiş olduğum sabunu üzerine ekliyorum sıcak suyun. Daha sonra Asperok Sarı Güç gerçekten lekeleri çıkarmada çok güzel. Birazcık da ondan sıktım içine. Çünkü inançlı lekelerim var baya. Özellikle pamuklu bezle silerken gerçekten çok güzel e, sonuçlar alırsınız. Şimdi bezimi sıktım. Şöyle halımın üzerine yayıyorum ve üzerine tencere kapağımı e, tam ortasına koydum. Kapağımın üzerini gördüğünüz gibi bezle kapattıktan sonra Silme işlemine başlıyorum. Gerçekten e, yorulmadan sadece 15-20 dakika içinde yarısını halımın bitirdim. Şimdi size sadece tek bir tarafı gösteriyorum. İnatçı lekeler için tekrardan doğrudan e, sarı güç kullandım. Çünkü bayağı bir inatçı lekeydi. Şimdi e, birazcık sarı güç e, o lekeyi emip yumuşattıktan sonra silmeye devam ediyorum. Zaten hemen gördüğünüz gibi leke kayboldu. E tabii ki e, sildikten sonra mutlaka durulama yapın arkadaşlar. Durulamanız önemli. Ben sadece e, tek bir tarafı göstermek istedim. Videonun uzamaması için. E, bu işlemi tencere kapağı ile de yapabilirsiniz. Bu arada e, demli kapağını kullanmıyorum arkadaşlar. Kullanmadığım bir e, demliğin kapağı bu arada. Çünkü hemen bilip bilmeden linçlemeye bayılıyorsunuz. E, bu yöntemi halıların yanı sıra koltuklarda da yapabilirsiniz. Gerçekten koltuklarda harika sonuçlar alıyorum. Arkadaşlar izleyip bir kalp butonuna basarsanız çok memnun olurum. Şimdi size halımın son halini göstermek istiyorum. Gerçekten pırıl pırıl oldu. Sadece tek bir tarafını sildim ve gösteriyorum size diğer taraflarını video bittikten sonra devam edeceğim. Şurada çok inatçı bir leke vardı. O da geçti. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.